Today we have a very important guest with us. Anil Albalar is here and he is an English teacher at Middle East Technical University. Today we are going to talk about how to learn a language in just 1 month. Welcome Anil Hocam. Hi. Welcome. Thank you for coming here. Could you please introduce yourself? Yeah, sure. My name is Anil. I'm the best English teacher in the world. I've been teaching English for about 10, 11 years now. I teach at the Middle East Technical University. I spent a lot of time in the US and I also taught Turkish in the US. I did some other jobs as well, but you know, during my time in the US, I picked up the accent, and that's why I mostly speak with an American accent right now. Since I learned English in just 1 month, I want to continue in English. 1 month? Yes, just 1 month. Well, I mean, yeah, that's all you need. I don't understand people who try to learn English for years and years. Normally, it's just 1 month. Only. Yes, yes. Actually, I'm thinking the same because people just spending out of money for the courses and then they are going just 1 year, something like that. Crazy. Just 1 month, yes. That's crazy. 1 month is all you need. So how did you exactly do it? Did you like go to a language school, a particular language school, or did you try one of those sleeping techniques, or what'd you do exactly? What I did exactly? How can I learn? What did I do? What was the question actually? Demek ki bir ayda olmuyormuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü asıl konumuz bir ayda İngilizceyi nasıl öğrenemezsiniz? Asıl derdimiz, bütün olayımız aslında burada bunu anlatmak. O yüzden Anıl Hoca ile birlikteyiz. Anıl Hoca bizi kırmadı, buraya geldi. Kendisi ODTÜ'de İngilizce öğretmeni ve benim de zamanında hocamdı. İnternette bir ton video gördüm. Anıl Hoca ile daha önce konuştum zaten. Bu bir ayda, bir gecede kulaklık takarak işte İngilizce öğrenmek, ondan sonra bir haftada öğrenmek gibi bir ton video gördüm. Ve bunların aslında olmaması gerektiğini, olmadığını bizden değil de uzmanından öğrenmeniz için. Estağfurullah. Anıl Hoca'ya rica ettik. Anıl Hoca ile birlikteyiz. Soru cevap şeklinde yapacağız. Sorularımız var, hazırladık. Anıl Hoca'ya soracağız. Peki. O zaman hocam soralım. Ben hazırım. Hocam ilk sorumuz, bir haftada, bir ayda, bir günde kulaklıkla İngilizce öğrendim, yatarak İngilizce öğrendim, yuvarlanarak İngilizce öğrendim, hiçbir emek harcamadım gibi şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Mümkün değil. Umarım uzun bir sürede mümkün olmaz. Çünkü bu ben ve benim gibi bir sürü insanın işsiz kalması anlamına gelir. Dil öğrenmek isteyenlerin aklında bulundurması gereken en önemli şey belki de bu. Bu uzun süren bir şey, dil öğrenmek. Bu dilin hangi dil olduğu da önemli değil. Ciddi vakit ayırıp, düzenli, oldukça disiplinli bir şekilde vakit ayırıp, atıyorum en azından bir yılı bu uğurda gözden çıkarmak gerekebilir. En azından bir yılı. Yani belli bir seviyede konuşabilmek için. Yani şöyle söyleyeyim, birçok konuda derdinizi anlatabilmek, insanlarla, yani yabancılarla, native speaker olsa da olmasa da önemli değil, fikir alışverişinde bulunabilmek için. Ancak bir yıl dediğim gerçekten çok kısa bir süre. Burada bir yılda İngilizce öğrenilir gibi anlaşılmasın. Çünkü disiplinli bir çalışmayla 6 ay ile 1 yıl arasında öyle bir sürede birçok konuda konuşabilecek duruma gelebilirsiniz. Ancak birçok başka konuda da hala konuşamıyor olursunuz. Yani daha soyut kavramlar, atıyorum felsefe, din, politika gibi konularda etkili bir biçimde fikirlerinizi ifade edemeyebilirsiniz henüz. Bunlar gerçekten kelime bilgisi anlamında, özellikle kelime bilgisi anlamında ciddi bir hazine isteyen konular. Hem zaten bir ayda bir gecede dil öğrenemiyoruz, bir de üstüne bir yıl dahi bayağı aslında az bir süre diyorsunuz değil mi? Tabii bir yıl bile az bir süre. Ben açıkçası 6 aydır İspanyolca öğreniyorum. Evet, Türkçesi olan ve İngilizceyi de belli bir seviyeye getirmiş bir insan olarak işim biraz daha kolay olabilir. Çünkü İspanyolcanın telaffuzu Türkçe'ye benziyor. Yani çoğunlukla gördüğümüzü telaffuz ediyoruz İspanyolca'da da, Türkçe'de olduğu gibi. Ama vocab ve gramer anlamında İngilizceye çok benziyor. O yüzden biraz daha işim kolay. Ona rağmen ben 6 aydır İspanyolcayı aktif öğrenmeye çalışıyorum. Her gün İspanyolca çalışıyor. Ve orta seviye değil, kesinlikle değil yani. Başlangıcım biraz üstüne gelebildi. Zaten şey de hocam bu arada, bilimsel araştırmalar en az 6 ay boyunca bir dilin öğrenilmesi en az 6 ay sürüyormuş yani. En iyi insanda bile, en çok çalışanda bile en az 6 ay sonra. Ama öğrenmek ne demek? Yani öğrenmek dediği bence orada tam olarak sizin dediğiniz şey yani. Birazcık işte konuşabilecek seviyeye getirmek. Ya ben şu an İspanyolcayı biliyorum diyemem ama konuşabiliyorum biraz. Yani hal hatır sorabilirim. Düzenli bir şekilde yaptığım aktivitelerden, yani alışkanlıklarımdan bahsedebilirim. Yol tarif. Ne bileyim, yol tarif edemem mesela. Sağ sol diyebilirim sadece. Yani kendimden sağ sol. kendimden bahsedebilirim. Yani ama bu İspanyolcayı konuşabildiğim anlamına gelmemeli bence. Ben hiçbir yerde I speak Spanish demem.
Do you speak English'teki speak bence o kadar basit bir speak mi? Gerçi o da durumuna göre değişiyor işte. İnsanların amaçlarına göre de evet. Evet evet o anki amaca göre yani iki sokak ötedeki postaneyi tarif etmeni istiyorsam sana gelip do you speak English demiş olabilirim ve sen bunu bana tarif edebilirsin. Az önce biraz İngilizce konuştum. Utanç vericiydi ama herhalde postaneyi tarif edebilirsin diye düşünüyorum. Yani hocam denersem olur diye düşünüyorum yani bir ayda öğrendiğim için onları öğrendim ya hatırlıyorum. 15 gün önce de onları öğrenmiştim. Sizin için yani İngilizce öğrendim, İngilizce konuşuyorum demek ne kadar sürer? Ben, ha benim için... Aynen, sizin düşüncenize göre. Ha, anladım. Şöyle, en az bir yıl. En az bir yıl. Hı-hı. Tabii o bir yıllık süre zarfında bazı konularda, yani survival dediğimiz noktaya gelinir. Hı-hı. İşte atıyorum 4 ay, 5 ay, 6 ayda. Ama gerçekten bir yıl disiplinli bir çalışmayla ilerleyen bir insan. Bu arada ben şu an aklımda hep yetişkinler var, yetişkinleri düşünüyorum. 22-23 yaş ve üstünü düşünüyorum. Yani onlar aslında hocam evet. Ve bu yaştan sonra çok daha yavaş öğreniyoruz dili. Birkaç sebebi var bunun. Hem bebekken zihnimizin içinde olan dil edinim aygıtının artık olmaması. Hı-hı. Hem de o günlük telaşı. Çünkü o yaştaysan büyük ihtimalle çalışıyorsun ya da evet. Okuyorsun, yoğunsun. Akşam kurslarına gidiyorsun ya da bir hafta sonu sadece kursa gidiyorsun. Ama hafta içi 5 gün İngilizceye hiç bakmıyorsun. Yani dolayısıyla biraz daha yavaş gidiyor. En... Azimli çalışan insanlarda bile en azından bir 6 aylık süreç gerekli oluyor yani. Bir yıl bence bu sorunun cevabı bana sorarsan aşağı yukarı bir yıl ve üstü. Çalışma azmine göre, düzene göre. Peki ben hocam bir yılda çok azimli ve böyle disiplinli çalışan bir insan. Hangi seviyeye ulaşabilirim? Sıfırdan başladım. Yani sıfırdan başladım. 20-21 bu arada hello my name is işte 1-2-3 bunları bilene de sıfır diyoruz. Yani onu da söyleyeyim yani. I go to school every day. Hala sıfırsın. Bunu bir zahmet bil zaten. Yani çünkü YouTube, filmler, diziler bütün bunlar varken bunları bilmek artık ben elementary'im değil. Beginner'sın. Oradan başladığını düşünürsek bir yıl sonra haftanın en az 5 gününü, 5-6 gününü İngilizce her gün 1-2 saat ayırdıktan sonra bir yıldan sonra intermediate seviyeye gelinir. Üstüne de çıkılabilir biraz. Ama yani bunlar çok yuvarlak ifadeler. Yani dil öğrenimine siyahla beyaz gibi bakmamak lazım. Çünkü 4 tane beceri var. Listening, reading bunlar receptive dediğimiz, receive ettiğimiz, bilgiyi receive ettiğimiz beceriler. Yani okuduğumuzu ve duyduğumuzu anlıyor muyuz? Bir de bunun writing, speaking ayağı var ki az önce dediğim gibi do you speak English diyoruz. Yani okuduğunu, duyduğunu anlıyorsan aslında you speak English olmayabiliyor. Genelde özellikle bizim Türk insanının da en büyük sorunu zaten hani üretememek ya. Yani. Özellikle speaking ayağında. O da orada biraz daha sonradan açılıyor insan. Eğer İngilizce konuşulmayan bir ülkedeysen reading, listening'in en başta gelişiyor. Vocab, grammar çok iyi oluyor ama konuşmaya başladığında yazarken biraz daha rahat eder insan. Çünkü zaman vardır, elinde silgi vardır. Backspace'e basarsın bilgisayarda yeniden yazarsın vesaire. Ama speaking'de ağzından çıkanı tutup geri koyamıyorsun. O yüzden biraz daha insanlar tutuluyor, utanıyor, çekiniyor, geriliyor. Speaking biraz daha geri kalabiliyor. O yüzden genel anlamda ya benim seviyem nedir gibi bir sorunun cevabı aslında tam yok hiçbir zaman. Ama özellikle receptive dediğimiz reading listening'de güzel bir noktaya gelinmiş olunur. Yani intermediate'ın üstüne de çıkılabilir ama elementary'de bile kalabilir speaking yani. Ne kadar emek verdiğini. Çünkü evet yani çeşitli uygulamaları, işte web sitelerini ya da etrafındaki yabancı insanları ya da İngilizcesi iyi olan diğer Türkleri kullanarak düzenli speaking yapıyorsan tabii ki speaking'in de gelişebilir. O zaman o soruyu da hemen sorayım ben burada. O uygulamalar hocam, Cambly, Busuu, Duolingo ve benzeri uygulamalar bunları öneriyor musunuz? Yani işe yarıyor mu bunlar gerçekten? Tabii ki. Yani kısmen şöyle söyleyeyim. İngilizce ile ilgili gideceğiniz hiçbir kursun, kullanacağınız hiçbir uygulamanın, web sitesinin zararı olacağını sanmıyorum zaten. Ya kimse gidip de he, she'den sonra simple present'te s gelmez demiyordur herhalde yani. Yanlış öğreten yoktur. Ama hangisinin ne kadar katkısı olduğunu tartışabiliriz. Yani bir yandan vocab grammar geliştireyim Duolingo ile. Bir yandan da çünkü Duolingo bolca repetition, çok tekrar var Duolingo'da. Hı. Aynı şeyleri tekrar tekrar önüne servis ediyor. Yani defalarca aynı sözcüğü yapıyı kullandırtıyor sana çeviri yöntemiyle sürekli. Duolingo öyle. Orada biraz vocab grammar geliştirirken bir yandan da Cambly ile atıyorum haftada 3 gün 15'er dakika native speakerlarla konuşayım. Güzel bir kombinasyon olur tabii ki ama bunlar hep zaman
Hatta para. Yani özellikle Cambly Aya. Bu suyu kurcalamadım pek bilmiyorum. Sana da önceden söylemiştim. Bu soruyu da bana sorma demiştim. Bu suyu bana sordun şu an. Özür dilerim hocam öncelikle. Bu soruyu ben yanlışlıkla eklemişim. Görmemişim. Tamam, o zaman biz bir yılda bu dili intermediate seviyesine getirebiliyoruz. Ama... Intermediate seviyesine getirebiliyoruz. Peki bu orta seviyeye ulaşmak için sıfırdan başlayacak bir insan ne yapması lazım? Yani diye bir bunu maddi durumu güçlü bir insan için, bir de güçsüz olan bir insan için düşünebiliriz. Bravo, çok güzel düşünmüşsün. Bu güzel bir soru. Çok sık da sorulur aslında ama burada biraz iş öğrenci çok klasik olacak. Kusura bakmayın ama çok ya iş öğrenci de bitiyor biraz. Yani kurslara yazılabilirsiniz. Özellikle sıfırdan başlayanlara bir kursa, hani sınıf ortamı olsun, kursa yazılın. Onlar size materyal de sağlar falan. Bunu öneriyorum ben açıkçası. Şu an yani bulunduğumuz çağda, dönemde YouTube ve diğer platformlar, bahsettiğimiz Cambly, Duolingo vesaire, ya bunlar da varken dili kendi kendine belli bir seviyeye getirmek de mümkün. Bana sorarsan mümkün olduğunca fazla kaynaktan aynı anda ilerlemek gerekir. Ve bunu yaparken yine az önce bahsettiğim 4 beceriyi de düşünmek lazım. Reading geliştirmek için bolca reading materyali, hikaye kitaplarından bahsetmiyorum. Tabii ki onlar da olabilir. Seviyeye göre hikaye kitapları vardır. Ama işte hani okuma yapıp metnine göre sorular cevaplama, işte doğru yanlış, true false, açık uçlu sorular cevaplama vesaire. Ama bir yandan listening, dinleme için dinleme egzersizlerinin, İşte soruların cevaplandığı şeyler. Onun dışında mümkünse eğer speaking ve writing practice, işte writing yapacaksın, bir hocadan feedback alacaksın. İşte bu noktada bir kursa gitmek iyi oluyor açıkçası. Bunların hepsinin bir yandan böyle ilerlemesine uğraşmak lazım. Dediğim gibi speaking'in özellikle ve writing'in de bir tık daha aşağıda kalması yine doğal olacaktır. Çok anormal değil. Yani kendimize de çok yüklenmeyelim niye olmuyor diye. Çünkü belli bir yaştan sonra özellikle biraz daha yavaş ilerlemesi çok normal. Ancak özetle 4 beceriyi de aynı anda ilerletebilecek aktiviteler yapmalıyız yani. Ve bunu da genelde kurs artı işte YouTube videoları, çok güzel kanallar var yani, hepsini insanlar izlesin. Sizin de kanalınız var hocam bu arada. Aa, ben hiç aklıma gelmemiştim. Hiç bahsetmedik. 20 dakikadır video çekiyoruz, daha yeni söylüyorsun benim kanalımı. Ben onu daha demin aklıma geldim. Anıl Albağlar isimli kanalımı neden zaten şu an söylüyorsun? Deminden beri 12 video var. Hocam bir kanalımda 12 videoda İngilizce. Nasıl? Güzel, bir aydan daha kısa sürer. Kanalıma beklerim, Anıl Albağlar. Çok güzel kanallar var gerçekten, şaka bir yana. Birçok farklı konuda böyle ipuçları veren, tavsiyelerde bulunan. Ya bunlar yoktu zamanında. Bizim zamanımızda yoktu. Ben 12 yaşında başladım İngilizce öğrenmeye. Öğrenmekten kastım da devlet okulunda. İlk öğretimde 6. sınıf. Evet. 6, 7 ve 8. sınıfta okulda öğrenileni öğrendik. Sonra lise, süper lisede okudum ben. Hazırlığı vardı. Hazırlık böyle haftada 24 saat İngilizce görürdük falan. Orada artık gerçekten İngilizce öğrenmeye başladığımı fark ettim. Böyle video dersimiz falan vardı. İzlerdik. İşte sorular cevaplardık. Üstüne speaking yaptırırdı hoca falan. Ve gerçekten o zaman gerçek İngilizce öğrenmeye başladığımı fark ettim. İşte 9. sınıf ortak, herkesin bütün dersleri aldığı yıl. Sonra 10. sınıfta zaten ben dedim İngilizceyi seviyorum. İngilizceyi seçtim ve yine haftada bilmiyorum kaç saat, hiç artık matematik falan da yoktu, fen de yoktu. Devlet okuluna gittim, evet. Devlet okulunda devam ettim ama dil bölümünü seçtiğim için tabii ki sürekli haşır neşir oldum ve o da ayrı bir konu, onu da konuşmamız lazım. Yani sürekli haşır neşir olmak, sürekli aynen, kendini maruz bırakmak konusunda konuşmamız lazım yani. Zaten orada bir sorumuz hocam bizim, hatta şimdi de sorabilirim. Tebrik ederim, güzel sorularla gelmişsin. Sürekli hocam her tarafta böyle atıyorum İngilizce öğreniyoruz. İngilizce her yerde karşımıza çıkması gerekiyor. Evet. Telefonum, bilgisayarım, ondan sonra dinlediğim müzikler, izlediğim dizileri işte İngilizce altyazıyla her şeyi İngilizceye ayarlamalı mıyım? Bu işe yarar mı? Mesela düşünürken de İngilizce düşünmeli miyim? Yani kendi kendime. O İngilizce düşünme mevzusu biraz yani diyorlardı ki. İnsanlar bu İngilizce düşünme ne demek olduğunu anlamıyorlar. Haklılar da. Yani bir Türk nasıl İngilizce, yani içimden böyle İngilizce mi? Şu dahi. I'm going to the bathroom. Neyi düşüneceğim İngilizce? Gramer. Cümle kurarken grameri İngilizce mi tartışacağım kendimle? Yani I should use simple present. Yani, o ne demek ki? O İngilizce düşünmek değil aslında da. Orada sanırım insanların söylemek istediği bir Türkçe fikir var aklında. Türksün çünkü. Hı. Onu çevirirken İngilizce yapılar kullanarak çevir
demek istiyorlar galiba. Ama onu İngilizce düşünmek koyunca adını insanlar afallıyor nasıl İngilizce düşüneceğim diye. Çünkü öyle bir şey mümkün değil ki. Özellikle yetişkinlikte çeviri yöntemiyle zaten insan hali hazırda elinde olan dil bilgisini kullanarak ikinci bir dili öğrenir. Ben Türkçeyi kullanarak, şu an ben Türkçeyi ve İngilizceyi kullanarak İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum mesela. Sen Türkçeyi kullanarak İngilizce öğrenmeye çalışmışsın olduğu kadar. Yani intermediate. İngilizce düşünme mevzusu öyle bir mevzu. Onun dışında bolca maruz bırakmamız gerekiyor tabii ki kendimizi. Yani evet, telefonunuzu İngilizce kullanıverin. Yani Facebook, Instagram, Twitter, bu uygulamalar, telaffuzları böyle bu arada haberin olsun, bu uygulamalar İngilizce oluversin. Yani ana sayfa yazmayı versin ya, home page yazsın. Zaten iki gün içinde hemen alışacaksın yani. Bir de bunlar hani İngilizce oluşturulmuş programlar ya, hani orijinalinde. Öyle kullanın ya, cool yani. Yalnız bir, tabii ki bunun bir ayarı var. Yani dizileri İngilizce mi izleyeyim? Min bir ayarı olmalı. Çünkü halihazırda izlediğin, anladığın, esprisine güldüğün, hani konusunu anladığın, içselleştirdiğin ve çok sevdiğin bir film, bir dizi varsa ona tekrardan dönüp baştan bu sefer İngilizce altyazıyla izlemek o kadar faydalı ki, yani bunun ne kadar önemli ve faydalı olduğunu anlatamam. Bunu kesinlikle yapması lazım herkesin. Ben bir diziyi ikinci defa izlemem, bir kitabı ikinci defa okumam, bir filmi ikinci defa izlemem falan. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunları halkımıza anlatmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü yok, anlatamıyorum yani. Nereye çıkıp anlatayım? Kendi kanalınızda hocam. Ya evet, doğru. Bu niye benim hakkıma gelmedi? Senin kanalında harcadık videoyu. Dil öğrenmede en büyük zorluk nedir sizce? Motivasyon eksikliği, zaman ve para ayırmadan olabileceğini düşünme. Disiplin eksikliği. Yani bu gerçekten ciddi bir konu. Yani ilk başta hevesle başlıyor insan da. O ne güzel, kitaplarımı aldım, defterimi aldım, kursa yazıldım. Bir şey, haftada 3 gideyim oraya. Akşamları da tekrar yaparım falan, ama bu tekrar falan mevzuları gerçekten basit değil. Yani bugün anlatılan bir konuyu ben çok güzel bir gramer konusunu sana şu an anlatsam, çok iyi anlasam o an, anlamış oluyorsun sadece. Öğrenmiş olmuyorsun. Akşam eve gidip bir defa tekrar edince birazcık o anladığını pekiştirmiş oluyorsun. Yine öğrenmiş olmuyorsun. Yani o yapının ya da o gün benden öğrendiğin birkaç sözcüğün sende gerçekten öğrenilmiş şekilde yer etmesi için, daha geçen gün bir araştırma okudum. 15 defa karşılaşmak gerekiyormuş. Ortalama. Öyle yazıyordu araştırmada. 15. Ki burada da şu devreye giriyor. 15 defa karşılaşınca ne seviyede öğrendim? Hani read listen mı edebiliyorum? Hani gördüğümde tanıma seviyesine mi geldi? Yoksa hani speak write üretebilecek miyim? Konuşurken falan da aktif kullanabilecek miyim? Hangi prepositionla, işte hani give up, sigarayı bırakmak. Give up smoking oluyor. Orada give ile up'ın o kullanımını biliyor muyum? Give normalde vermek demek mesela. Tüm bunların gerçekten yeterince karşılaşıp bende öğrenilmiş bir şekilde yer etmesi için ciddi bir disiplin lazım. İşte bunu atlıyoruz. Dolayısıyla kalıcı bir öğrenme olmuyor. Ya şuna saygım var. YDS vesaire, hani öyle sınavlara, yok dil. Öyle sınavlara gireceksinizdir. Ya da atıyorum yarın TOEFL vardır. Birazcık şöyle bir kelime şeyi, dopingi olsun diye ezber teknikleri kullanarak o sözcükleri çalışırsınız evde. Bayağı ezberlemeye çalışırsınız. Hani ezber yaparsınız, sınava girersiniz, gerçekten faydası da olur, sınavı geçersiniz. Ama o sözcüklerin sizde kalıcı olması mümkün değil o şekilde. Mesela ben hazırlıktayken sınavdan önce yine ben de böyle bir ezber sistem uyguluyordum. Yani ezberleyeyim ondan sonra şu olsun diye, ama evet, bu sistemi önermiyorsunuz o zaman, hani kelime öğrenmek için. Kesinlikle böyle bir sistem. Öğrenmek için işte orada anahtar sözcük o. Öğrenmek isteyen insan bolca maruz kalmalı, kullanmalı. Sözcüklerin hangi sözcüklerle kullanıldığını, hangi içeriklerde, hangi anlamlarla kullanıldığını öğrenmeli. Ve buradaki öğrenme bolca maruz kalmayla oluyor. Bu da nasıl oluyor? İşte hani okuma yapıyorsun, okuduğun metinde çıkıyor. Bakıyorsun anlamına, nasıl kullanıldığına. Oradaki kullanılışını görüyorsun zaten. İki gün sonra, aynen iki gün sonra listening yapıyorsun. Listening'de belki aynı sözcük bir daha geliyor ya da bir hafta sonra. Sonra öğretmenin bir ödev veriyor. Writing yapıyorsun. O sözcüğü orada kullanman gerekiyor. Yani illa kullanayım diye uğraşmak değil de çok doğal bir şekilde konuda o sözcük geçebiliyor. Doğru ya da yanlış kullanıyorsun. Belki öğretmenin sana dönüt veriyor. Bunu böyle kullanırsan daha doğru olur, şu sözcükle kullan gibi. İşte böyle böyle ve mümkünse speaking'de de kullanıyorsun falan. Ya da birinden duyuyorsun. İşte orada da yine dizi izleme, film izleme çok önemli. Bolca. Ya bir yerden sonra oturuyor zaten. Yani kafanızın evet, içerisinde. Ama bak bütün bunların böyle dile kolay yani. Bu
bunları söylemek. Dil öğrenmek çok zor. Yani o yüzden diyorum kendinize yüklenmeyin diye. Çok zor ve zaman alan, bazen para da alan bir aktivite. Dolayısıyla bütün bunların, ben böyle anlatıyorum 10 saniye. Şunu yap, bunu yap. Ne kadar kolay ama en az 1, belki 2-3 yıllık gelmek istediğiniz seviyeye göre bir süreçten bahsediyoruz ve bunların sürekli yapıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani dili öğrenirken böyle 2 hafta yüzüne bakmadım falan. Datça'ya gittim 2 hafta bakmadım. Öyle olmamalı. Olabilir, birazcık gerilersin, toparlarsın. Evet de keşke olmasa yani onlar. Ben şeyi hatırlıyorum hocam. Ya biz hazırlıktan çıktığımızda işte geçtik sınav falan, o dedim ben. Sen geçtin mi hazırlığı? Geçtim. Yine intermediate olarak geçtim. Allah Allah. Biz de biraz disiplini elden bıraktık herhalde. Allah bilmiyorum. Şaka şaka. Zaten ucundan geçtim hocam ben. 59.5'da geçtim. Tamam. Ama şeyi düşünüyorum böyle yani, tamam diyorum artık, öğrendim İngilizce. Giderim. Yani. Ama işte sene başladı ilk sene. İşte girdik derse böyle. Hoca bir şey anlatıyor da hiçbir şey anladığım yok benim. Kimse anlamıyor zaten. Benim gibi geçenler hiçbir şey anlamıyor hocalar. Herkes birbirine bakıyordu böyle salak salak. Anormal mi? Değil bence işte. Aslında değil, öğrenmiş değiliz. Daha o bir yıl böyle yani. Upper intermediate advanced olanlar, daha çok derse katılan, aynen, yorum yapan tipler, aynen, mi oldu mesela? Sınavlarda falan daha iyi notlar mı, tabii, alıyorlardı? İngilizce ağırlıklı bir sınav varsa zaten adam direkt anlayıp sınavdan çok rahat geçiyordu. Bazen ben bazı paragrafları anlayamadığım için hoca da açıklamıyordu. Bilmek zorundasın diyordu ki, haklıydı zaten. Anam. Geçtiysen bileceksin diyor. Yani o bir yılın yetmediğini ben de kesinlikle onaylıyorum burada yani. Bana yetmedi. Hatta ben şu an bile iyi değilim. 5 yıl okudum. Üzerine de o kadar düşemedim ama. İngilizcenin dışında şeylerle de çok haşır neşir oluyorsunuz mecburen bölümde. İngilizce istediğiniz hızda ilerlemiyor olabilir bölümde. Ama o arkadaşların işte upper intermediate, advanced vesaire olan arkadaşların derslerde daha aktif olması çok normal. Çünkü hazırlığa da zaten belli bir seviyede geldi o. Atıyorum intermediate, upper intermediate falan başladı. Neden? Belki Amerikalı dadısı vardı. Belki anne babanın işi yüzünden bir yıl İngiltere'de, iki yıl İngiltere'de yaşadı. Kolejde okuyor. Kolejde okudu. Özel dersler aldı. Yani maalesef sosyoekonomik düzeyin, yani bizim okula geldiğinde İngilizce seviyen, liseden çıktığında milyonlarca gencin dil seviyesinin hangi noktada olduğu ile çok doğru orantılı yani sosyoekonomik düzey. Advanced dediğimiz kişi nasıl bir İngilizceye sahiptir? Kurumuna göre değişir bu. Şimdi bizim mesela elementary, intermediate diyoruz. Atıyorum bir intermediate öğrenci var bizde ama dışarıda başka bir kursa gidiyor, advanced çıkıyor ya da upper intermediate çıkıyor falan. Şöyle düşünebiliriz, C1 ve üstü ne advanced gibi diyebiliriz aslında. Ya advanced çok şey bir sözcük değil mi? Olumlu bir sözcük yani. Evet. The highest level gibi bir şey. O yüzden C1 ve üstü gibi düşünebiliriz. Hani soyut kavramlara da hakim, karmaşık gramer yapılarını kullanabiliyor, gördüğünde anlayabiliyor gibi düşünebiliriz yani. O zaman hocam hangi kursa gitmeliyiz? Önerdiğiniz bir kurs var mı? Mesela ODTÜ'nün kursları var. Ben öneriyorum arkadaşlarıma. Tabii. Yani önerir misiniz? Nasıl? Yani kursuna gitmedim ama ODTÜ'nün hazırlığını okudum oradan. Tabii ki öneririm. ODTÜ'de kurslarda bizler derse giriyoruz. Yani ODTÜ'de öğretim görevlisi olan hocalar derse giriyor. Gayet de keyifli şu an online. Hı-hı. Gayet de keyifli gidiyor. Yani ama o kurslara gelen insanlara benim her zaman söylediğim şey, lütfen burada ders yapmadığımız günlerde evde her gün birer saat bari ayırın. Ya çünkü kurs her gün olamıyor. Dolayısıyla tam her gün olmasın ama haftanın 5 günü olsun bari. Yani kurs 2 günse, 3 günse sen onu evde 5'e çıkaracaksın. Öneririm. Kesinlikle öneririm. Tecrübe açısından, birikim açısından, materyal açısından neresi dersen tabii ki ODTÜ'ye gelsinler yani. Çünkü 30 yıllık hoca dersine gidiyor yani. Burada neler yapmış, testerlık yapmış, materyal yazmış. Tecrübe çok iyi yani. Gerçekten ODTÜ kursları İngilizce öğrenmek isteyenler için çok iyi bir adres olur. Sana yüklendim biraz. Intermediate falan. Ama bak videonun 25. dakikasında falan intermediate demeye başladım. Demek ki bir aya gerek yok. Var abi, şeyi soracağım. Bu telaffuz konusu. Şimdi bazı insanlar takıntılı bu konuda. Ben de takıntılı. Konuşurken çok özenerek konuşuyor. Bende öyle bir şey yok. Utanma da yok bende o konuda zaten. Ama bazı insanlar sırf bu yüzden yanlış konuşacağım, yanlış söyleyeceğim diye konuşmaktan çok utanıyor, çekiniyor. Bu doğru bir şey mi? Yani çok telaffuzumuzun çok doğru olması çok da önemli mi İngilizce öğrenirken? Çekinebilirler tabii ki, anlıyorum yani. O yüzden az önce söyledim yani, böyle dalgasını geçiyoruz, takılıyoruz falan. Yani telaffuz hatası yapılır. Benim bir arkadaşım o kadar akıcı İngilizce konuşuyor ki, içerik var çünkü. Bu arada vocab'in ne kadar önemli olduğundan da bahsedelim burada. Yani telaffuz hatalı oluversin, gramer bazen sorunlu oluversin ama içerik varsa
vocab varsa gidiyor. Bir şekilde oluyor. Anlaşılıyorsun. Anlaşılmadığın zamanlar da olabilir tabii ki. Ama önceliğimiz mümkün olduğunca kelime dağarcığımızı zengin bak. Ama bu işte burada yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü tek başına kelime çalışmak diye bir dil öğrenme tekniği yok yani. Böyle bir yöntem yok. Başa döneceğim, hani reading, listening, speaking, writing hepsini bir yandan böyle geliştirmeye çalışıp, yani mesela bana sorsan hocam vocab mi geliştirmeye çalışayım, telaffuz mu? Tamam derim bari vocab hani. Çünkü içerik olsun. Okuduğunu anla. Okurken telaffuz yok çünkü mesela. Evet. Ama biraz daha anlaşılır olayım. İnsanlar güzel şeyler söylesin ben İngilizce konuştuğumda. Ha ne kadar işte clean telaffuzum var falan desin. İstiyorsak evet, telaffuzumuzun da iyi olması lazım. Ben burada şeyden bahsetmiyorum işte. Amerikan konuş, İngiliz konuş falan değil yani. Bir sözcüğü Amerikan aksanıyla telaffuz edersin ama öbürünü British yaparsın. Ama topladığında hepsi doğru telaffuzdur. Bir de konuşurken akıyorsundur, içerik de vardır. Oh ne güzel. Aslında benim sormak istediğim soru biraz oydu ya. Soru yanlış soru. Amerikan aksanı gibi böyle o tarz yapmak mı? Yani kesinlikle gerek yok. Onu soracak. Kesinlikle gerek yok. Doğru telaffuz önemli olan. Doğru. Ya açıkçası şöyle, İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkeler belli. Birkaç ülke var. Ve o aksanlar İngilizce'de mevcut olan aksanlar. Yani comfortable sözcüğünün, konforlu demek, rahat demek. Comfortable diye yazılan comfortable sözcüğünün comfortable diye bir telaffuzu İngilizce'nin kabul gören hiçbir aksanında yok. Anlaşılabilirsin. Birisi comfortable dediğinde seni anlayabilir. Ama yani comfortable. Aradaki R de söylenmiyor. Comfortable. Şimdi bunu ben comfortable ya da comfortable dersem bu yanlış telaffuz artık. Ama hani İngiliz Amerikan yani arabaya car da diyebilirsin, car da diyebilirsin. İkisi de doğru. Ama yani car kimse demez, tamam da yani dememek lazım. Hiç olmayan bir telaffuzu kullanmamak lazım. Foreign çok sık yapılan bir hata. Foreign yabancı var ya. Foreign falan deniyor ya, işte onları yapmamak lazım. Çünkü öyle bir telaffuzu yok o sözcüğün. Yani onu yapmadığımız sürece hangi aksanı tercih ettiğimiz... Ya ben hala konuşurken arada işte İngiliz aksanına kayıyorumdur belki. Daha sonra Amerikan'a dönüyorumdur. Sorun değil ki. Sonuçta konuştuğumda anlaşılırım doğru telaffuz olduğu sürece. Bir mühendis olarak söylemen gereken şeyleri söyleyebiliyorsan, karşındaki seni anlıyorsa, işini hallettiysen tamam. Ondan sonra birazcık ekstra gibi oluyor yani, bu telaffuzum çok iyi olsun falan. Ama dediğim gibi çok faydası var. İnsanların sana bakışı açısından çok faydası var yani. O yüzden bence çok önemli. Yani speaking dediğimiz şeyin içine bazen pronunciation'ı koymak istemiyor insanlar. Pronunciation önemli değil diyen insan çok. Telaffuz önemli değil diyen insan çok. Ama onun dışında insan bence geliştirebiliyorsa, mümkün olup İngilizce konuşuyorsak, değil mi? Kabul gören telaffuzlardan birini tercih etmek tabii ki. Yani uğraşanla kasanla da şey yapmamak lazım hani. Yok ben. Niye o kadar takıyorsun ya falan? Ya taksın. Yani taksın işte. Bana takıntı haline getirsin. Evet evet, yapamayanla da böyle uğraşmamak lazım tabii ki de. Yani sen eğer açıksan yardıma. Yani bir şeyi burada yanlış telaffuz ettiğinde ben sana yardımcı olayım istiyorsan ne güzel. Bu senin için güzel bir şey. Açım ben. Ama böyle kapalı olmamak lazım. Yok. Niye telaffuzumu düzeltiyorsun? Ya tabii ki düzeltecek yer var. Güzel. İnsan içinde burada şimdi seni rencide etmek on binlerce insanın önünde istemem. Ama intermediate dersen de isterim yani. Yani telaffuzla ilgili şöyle bir şey var. Ben bu konuya biraz idealist bakan bir insan olduğum için farklı bir dil konuşuyoruz, farklı bir dil öğreniyoruz. O yüzden çenemizi, dudaklarımızı, dilimizi biraz daha farklı kullanmamız gerektiğini anlamak bence çok zor değil. F gibi, W gibi, E gibi farklı sesler üretmek anormal olmamalı. İnsanlar utanmamalı bence yani bunu yaparken. Think demekten niye utanasın ki yani? Ben utanmıyorum da becerememiştim zamanında. Herhalde hala beceremiyorum. Biz levlebi koymuştuk şuraya, öyle dememiştik. Hangi ses için? Think. Bunun think mi? Dilimizin böyle ikisini de dişlerimiz arasında değdirmeden ortada durması. Ay hoca vardı. Levlebi mi getirdi hoca sana? Çok güzel bir şey ya. Ya değişikler denettiriyordu hoca yapmamız için ama ben bayağı uğraşmıştım. Olmuyor. Zaten o olduktan sonra da tekrar hocam eski haline döndüm ben yani. Daha basit haline. Ya yapa yapa zaten oluyor zaten. Hani defalarca uğraşınca oluyor. O da hemen bir seferde olacak bir şey değil. Çünkü anlamak kolay. Ben sana söylüyorum. Dilin iki dişin arasına girecek. Beni anlamadın mı şu an? Yani teoride anladın ama... İşte yapmak için evet. Çok zaman alıyor yani. Hatta şey oluyor. Yani bunlar çok normal süreçler. Bunun anlaşılmasını isterim.
tı. Şimdi Türkçe'de tı var. Mesela şapka diyecek İngilizce'de hat, değil mi? Ama tı sesini öğrenmeye, onu artık böyle diline yerleştirmeye başladığı süreçte insan birden hiç aslında tı, içinde tı olmayan sözcüklere bile tı koymaya çalışıyor. Hat diye veriyor falan. Yanlış yerde, hiç olmayacak yerde tı olabilir yani. Bunlar çok normal. Öyle karışabilir arada. Ağaca three, işte evet. Üçe tree demek gibi şeyler olabilir gayet. Bunlar süreçler yani. Belli yaşanması gereken süreçler. Dediğim gibi uzun bir şey yani. Uzun bir yolculuk. Zor bir kelime var mı peki hocam? Telaffuzu zor sözcük. İngilizcenin en uzun sözcüğü var. Supercalifragilisticexpialidocious. Ya bu. Duymadınız mı? Bunun şarkısı da var hatta. Anlamı da awesome. Yani şey değil, özel bir şey de değil. Böyle şarkısı falan da var. Çok böyle 70'lerde mi ne? Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Şarkının böyle bir mısrası bu zaten. Böyle supercalifragilisticexpialidocious. It's a world. Bir defa bu cümle böyle. Maşallah. Bir ay görür müsen böyle duyamazsın. Bir ayda ben ancak bu kelimeyi öğrenirim zaten. Yani başka dil biliyor musunuz peki? Ben İngilizce gibi. Ya ben 14 dil biliyorum. Böyle diyen var. Elementary 5 tane dil biliyor. 5 dil biliyorum diyor. Yok yok ben hani I speak English o kadar. Yani I speak Spanish demem. Ayıp yani. İspanyolcayı bilen insana ayıp etmiş olurum. Gerçekten İngilizce ve Türkçe. Biz acaba sen? I speak English diyebilir miyiz diye düşünüyorum şu an. Evet. Der miyiz hocam? Değil. Ya benim İspanyolcam sizinki gibi değil yani. Ya siz ODTÜ'yü bitirdiniz. Sizin İngilizceniz tabii ki var. Varın üstünde sizin İngilizceniz. Ya var ama işte hocam. Mesela ODTÜ'nün eğitiminde mühendislik açısından baktığım zaman bizi ileri götürmedi. Hep bir seviyede tuttu. İngilizce açısından mı? Çünkü... Burada ODTÜ'yü suçlayamazsın ama. Ay mühendislikten bahsediyorum. ODTÜ'den ODTÜ'yü suçlayamazsın. Kendini niye suçlamıyorsun? Kendini suçlayabilirim. Ya şöyle belli bir ders içeriği var. O ders işlenecek yani değil mi? Önce yani orada içerik önemli. Ama onun dışında hani İngilizce yeterliliğinin yani İngilizcenin taze kalması, speaking anlamında. Evet, şey bu arada büyük ihtimalle sen speaking'den bahsediyorsun şu an. Evet. Ama işte speaking biraz geride kalabiliyor. Çünkü okuduğun her şeyi anlarsın. Gramerin, vocab'in falan çok iyidir. Writing çok daha iyidir speaking'e göre eminim. Evet, evet. İşte speaking birazcık geride kalabiliyor. Gramerin biraz geride kaldı. O bizim artık hep aynı şeylerin üzerine dönmesinden evet. Dolayı bir yerden sonra. Bizde çok üzerine düşmedi İngilizcenin. Yani mühendislikte hocam artık hep aynı kelimeler geçiyor. Ben işte, unutuyoruz gerisini zaten. Öyle bir şey de var ama yani. Sözel bir bölümde okuyan bir insanın maruz kaldığı dille hatta ya miktarına bile bakıldığında yani çok farklı. Uçurum sizde var. Çok sayı var. Ya bizde sayı dışında şöyle hep aynı şeyler yani 5-10 tane kelime var. Yani. Herkesin kendi mühendisliğine göre onları kullanıyoruz. Zaten 3 tane ana tense kullanıyoruz kullanırken yani. İşte. Ya bu güzel bir şey. Aslında buna kötü bakmamak lazım. Hani alanına, alanının İngilizcesine hakim oluyorsun. Oh ne güzel. Sonrası biraz sana bakıyor. Aynen öyle. Ya bizim soracağımız sorular bitmiş zaten. Hepsine cevap almış şu an için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bu internette olan değişik şeylere inanan arkadaşlara öneriniz var mı? Yani? Şöyle özetleyelim tekrardan. Bir ayda 9 günde uyku yöntemiyle ya da 3 ayda, 6 ayda ileri seviye İngilizce konuşma gibi şeylere kesinlikle inanmayın lütfen. Bu bir süreç, uzun bir süreç. Varmak istediğiniz seviye ile tabii ki doğru orantılı bir süreç. Ama ciddi bir disiplin gerektiren, zaman ve belki para da ayırmayı çoğu zaman gerektiren bir süreç dili öğrenmek. O yüzden bunu bilerek bu işe başlamak lazım. Farklı bir dil ciddi zaman alacaktır. Bazen sinirlendirecektir, öfkelendirecektir. Ama sonu çok güzel bir yere çıktığı için, çok farklı kapılar açabileceği için çok da güzel bir süreç. Genel anlamda çok keyifli yani. Herkesi dil öğrenmeye davet ediyorum. Özellikle İngilizce gerçekten çok öğrenilmesi bir dil. Ve çok çok kaynak var. Yani ücretsiz ulaşılabilecek kaynaklar şu an böyle hepimizin önüne serilmiş durumda. Özellikle YouTube ve diğer platformlar. Anıl Hoca'nın kanalına şuradan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Benim kanalıma da gelin. Önerilerinizi de beklerim kanalla ilgili. Hocam şöyle videolar yapsanız da ya ne güzel olur falan gibi. Hoşuma giderse yaparım yani. Fikriniz hoşuma giderse yaparım. Çok teşekkür ederim.
Ben thanks for having me. Beni videona davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz kendiniz için. Çok sağ olun sorularımıza cevap verdiğiniz için. Bu internette dolaşan bir yanlış bilgilerin gerçekten doğrusunu burada anlatabildiğimiz için, anlattığınız için daha doğrusu biz teşekkür ederiz. O zaman videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hocam bir de kapatmadan önce bize bir tebrikler der misiniz İngilizce? Onu bölün, uzun ya. Hı hı. Mesela ilki başı kın bir defa. Kon değil. Kın. Kın. Kıngra. Kıngra. Gra. Gra. A. Açık A böyle. Kıngra. Bu bir. Kıngra. Chile. Congratulations. Chilations. Congratulations. Chilations. Congratulations. 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 Congratulations.